izleyenler mutlu akşamlar diliyoruz. Bein Sports ekranlarında Alo Bein programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de keyifli bir program hazırladık. Hem sizlerden gelen videoları paylaşacağız. Maç anlatım videolarıyla karşınızda olacağız. Hem de yine stüdyoda özel bir konuğumuz var. Ersin Olgaç'la birlikteyiz. Şu sıralarda belki de reyting rekorları kıran Savaşçı dizisinin önemli o parçalarından biri. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz vallahi biz de. Bizim için bir hayli yoğun tabii. Spor gündemi yoğun oldukça biz de tempolu geçiriyoruz. Çalışma düzenimiz biraz aslında 7-24 gelişiyor. Keyifle spor müsabakalarını takip ediyoruz. Bizler tabii hep yoğun olduğumuzu konuşuruz ama oyunculuk tarafında işler daha da farklı. Tempo bir şekilde hep yoğun devam ediyor. Dizilerde de genelde bir aile ortamı yaratılıyor ve artık belki de zaman zaman ailenizden çok dizideki arkadaşlarınızla, ekiple bir arada vakit geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Biraz diziyi konuşarak başlayalım. Diziyi şöyle, Savaşçı dizisi Fox'ta yayınlanıyor. Asker işi şehir dışında çekiliyor. İşin zorluğu biraz şehir dışında olması. Evet. Burada ailemizden biraz uzakta kalıyoruz. Gidip gelmesi, yolu vesairesi haftanın 3 günü, 4 günü orada geçirmek zorunda kalıyoruz. Hatta bu ben az bile kalıyorum orada. Diğer arkadaşlar daha fazla kalıyor çekim süreci. Dağda çekim olduğu için zor. Şehirdeki gibi değil. Hava şartları olsun. Farklı. İşte coğrafi koşullardan ötürü epeyce zorluk çekiliyor. Yani -8 derecelerde bir çekim olması var. Bir de işte şehrin içinde 20 derecede bir saniye çekmek var. O yüzden gerçekten zor şartlarla çekiliyor. Ama izleyicilerden gelen tepkiler bütün her şeyi alıp götürüyor. Evet. Yani bize buna değiyor diyoruz yani. Hepsini uzun uzun konuşacağız aslında. Tabii ki izleyiciler bir şekilde sizin işinizin en önemli tarafı ve sizi motive eden şey muhakkak. Onları ayrı ayrı konuşacağız. Biraz böyle dizi özelinde sohbetimize devam edelim istiyorum. Yavaş yavaş ayrıntılara girelim. Karakterinizden bahsedelim. Doğan Bayındır karakteri değil mi? Evet, evet. Doğan Bayındır sorunlu bir karakter. Aslında devamlı askerliği uzatan bir karakter ki askerlikte bu karakter gibi ya yani bu adama benzeyen çok insan askerlikte görmüşsünüzdür hani yapanlar. Birçok vukuata karışmış, askerliğini uzatmış vesaire. Sonrasında komutanın buna göstermiş olduğu özel ilgi vesaire oradaki insanların arkadaşlığı, kardeşliği doğrultusunda düzelip motive oluyor ve entegre oluyor. Bir aile ortamı yakalıyor. Öyle bir karakter yani. Biraz daha herhalde dizi yakından takip edenler belki tabii ki daha iyi bileceklerdir ama diziyedeki böyle renkli karakterlerden evet, evet. biri değil mi? Daha samimi biri. Halktan birisi. Yani sokakta insanlar görünce sarılıyorlar, öpüyorlar. Sanki kendi ailelerinden biriymiş gibi davranıyorlar. Bu da işte en büyük, bizim için en büyük kazanç oluyor. Yani ailelerinden abileri gibi görüyorlar, kardeşleri gibi görüyorlar. Bazı teyzeler evlatları gibi görüyor. Hani bunun maddi bir karşılığı yok yani. Hani çok çok büyük bir hediye bizim için. Savaşçı dizisine böyle bir karakteri oynuyor olmak anladığım kadarıyla sizi de oldukça memnun ediyor. Dizinin kaçıncı sezonu oldu? Şu an üçüncü sezonu ama ilk sezon Mart gibi yayına girdiği için ilk sezon 10 bölüm. 10. bölümde sezon finali yaptı. Şu an 69. bölüm yayınlanıyor. 3. sezon diye geçiyor ama aslında 2. sezonu bitiriyoruz. Evet. Ama o ilk 10 bölümde aslında kısa süre içinde tepkiler herhalde o kadar iyi geldi ki dizinin evet, devamı evet. da ben, bu şekilde ben 10. bölümde olmalı. Diziye dahil oldum. Benim diziye dahil olmam tam da final sahnesiyle denk geldi. İşte helikopter düşüyor. Bütün rütbeli askerler ve ben rütbesiz er düşüyoruz. Ve bordo berelinin arasında tek ayılan o enkazdan ben oluyorum. Ve çatışma esnasında diğer askerler uyanıyor, motive ediyorlar. Bir şekilde oradan kurtuluyoruz yani. Sizin herhalde dizideki albayla böyle yakın bir iletişiminiz var. Onun rolünüz gereği tabii ki. Orada herhalde izleyiciye geçen iyi noktalardan biri de bu rolünüze dair. Ya aslında sette kamera arkasındaki samimiyet biraz da kameraya yansıyor. Bu işte Murat abiyle Murat Serezli, Kopuz Albay'ı oynayan Murat Serezli ile olsun. Berk Oktay'la olsun, Sarp Leventoğlu'yla, Burç Kümbetlioğlu'yla, işte Gaye Turgut Evin, Bahadır Vatanoğlu, diğer ya bütün arkadaşlarla hani bir aile ortamı olduğu için orada hep birlikte yiyip hep birlikte içtiğimiz için, hep birlikte oturup kalktığımız için ister istemez bu samimiyet işte ekrana da yansıyor. Evet. Özellikle tabii yani dizilerde hep yoğun bir tempo olduğu için saatlerini, günlerini herkes devamlı bir arada geçirdiği için
bunu genelde konuşuruz ama şehir dışında çekilen dizilerde bir yandan evet aileden ya da şehirden uzak kalındığı için bir dezavantaj gibi görünse de dizinin sağlığı açısından belki de o aile ortamını yakalamak açısından büyük bir avantaja da dönüşüyor olabilir. Tabii şimdi yani bütün herkes aynı yakın yerlerde konaklıyor, aynı yerlerde evet. Konaklıyor. Şimdi birinin dişinde bir şey olsa antibiyotiği gidiyor yandan alıyor. Yani hani ister istemez bir aile ortamı oluşuyor yani. Ve kendi içinizde bir mahalle evet, kurmuş evet. Gibisiniz. Ve Allah'tan hani yani bu büyük bir şans. Sıfır egolu insanlar, pırlanta gibi kalbi olan insanları bir araya getirmek de o bir şans yani. Hani evet. Gerçekten ne bakıyorsun? Başrol oyuncusundan işte yardımcı oyuncularına, çaycısına kadar herkes hani özveriyle çalışıyor. Herkesin enerjisi de birbiriyle iyi tutunca evet, ortaya evet. Çıkan ürün de güzel Yoksa oluyor. Zaten yani her hafta 140 dakika bir işi yetiştirmek hani hiç kolay değil yani. Her hafta bir sinema filmiyle 140 dakika değil, 120-130 dakika Tabii. oluyor ki hadi günümüz şartlarında o bile olmuyor. 140 dakika her hafta bir bölüm yetiştirmeye çalışıyor. Sırf bizim için değil, bütün diziler öyle. Tabii Hani yani hem ekipler böyle ayrı yani oyuncular açısından zorluğunu konuşuyoruz. Biz genelde konuklarımız da oyuncular oluyor ama set ekibi açısından da çok zor. Bu ışıkçısından sanatta çalışanlara, asistanlara kadar bütün bir hayat aslında orada geçiyor. Şu anda dizilerin süresi uzun yıllardır o kadar uzun ki bu yayına hazırlanmak da hiç kolay değil. Yeri geliyor 7 gün çalışıyor ekip çünkü. Ya şöyle yani set çalışanları bize nazaran daha çok yoruluyorlar. Çünkü şöyle biz sahne çekiyoruz. Yine sahne arasında boşlukta oturup Evet. çayımızı kahvemizi içip dinlenebiliyoruz. Ya da diğer sahneye bakabiliyoruz. O, set çalışan arkadaşlarımız ise diğer sahnenin hani kurulum aşamasına geçiyorlar. Hani hiç boş durmuyorlar. Ve hani bizden daha önce gelip bizden daha sonra gidiyorlar. Bizden daha önce sete gelip seti kuruyorlar çünkü. Bizim işimiz bittiğince hemen makyajımızı silip gidiyoruz. Onlarsa işte seti topluyorlar Evet. vesaire. Yani Maddi hiç kolay manevi değil. çok zor Evet işler evet ya bu gerçekten. aşk olmasa sevgi olmasa yapılacak iş değil yani. Biraz da Eskişehir tarafından bahsedelim. Bütün bu yoğun çalışma düzeninde başka bir şehirde çekildiğinin altını çizdik. Hı. Eskişehir nasıl? Sevdiğiniz bir şehir haline geldi mi? İstanbullusunuz aslında. Ya ben yaşamınız burada geçmiş. Eskişehir'e daha önce gitmiştim. Hı. Tiyatro turnesiyle gitmiştik festivale. Eskişehir çok güzel bir şehir. Yani Kesinlikle. hiç böyle bir Anadolu şehri gibi durmuyor. Yani hani çok Avrupa'yı, çok böyle hani öğrencilerin olduğu enerjisi yüksek. Üniversitenin Hani oraya getirmiş olduğu, şehre kazandırdığı ayrı bir kimlik var evet evet aslında. evet ve yani çoğu bakımdan İstanbul'un da önünde. Yani hani trafik sorunu yok. Efendime söyleyeyim hani şehir planlaması yeni olduğu için düzgün sokakları Evet. vesairesi hani gezilecek görülecek yerler olarak yani çoğu bakımdan İstanbul'un da önünde yani bence tabii benim kendi şahsi fikrim. O yüzden hani Eskişehir'de çalışıyor olmak da şans. Çünkü ben bir önceki işte mesela Isparta'da çalışıyordum. Hı. Hani orası da çok güzel. Ya ülkemizin her şehri güzel de hani sosyal açıdan baktığımız zaman Eskişehir tabii ki Evet, çok çok iyi Türkiye'nin yani. şahane şehirlerinden Evet. biri gerçekten de Eskişehir. İlk rol size geldiği zaman muhtemelen belki kasa gittiniz ya da audition verdiniz. Önce bir şeyler okudunuz rolünüze dair. Neler hissetmiştiniz? Ya şöyle ben bu rolü kabul etmeden önce iki tane başka işle görüşüyordum. Buranın yazarı Süleyman Çobanoğlu dizimizin yazarı. Daha önce Sakarya Fırat'ta birlikte çalışmıştık. Kalemine çok güveniyorum. Onunla bir görüştük. İşte bir karakter düşünüyorum vesaire. Oğlum boşta mısın falan dedim. Yalan yok hani iki tane işte görüşüyorum hani. O da dedi işte yani bir topa bas, bir dur bakalım hani bir haber bekle vesaire. Ondan sonra Limon Yapım'dan aradılar. Böyle böyle bir işte karakter var düşünür müsün? Zaten Süleyman abinin senaryoyu yazması benim için ayrı bir şey yani hani diğer bütün her Size bir şeyi bir tarafa referans olmuş bıraktım. oldu. Çünkü 100 bölüm Sakarya Fırat'ı çektim. Kalemine çok güveniyorum. Hı. Hani neler yaptığını biliyorum. Nasıl bir karaktere sahip olduğunu biliyorum. Hiç gözüm kapalı direkt atarım imzayı dedim. Ve hani Hiç de karakter pişman şey etmedi olarak ya sette ben sizi. imzayı atmadan önce de şeyi de bilmiyordum. Hani sadece Doğan Bayındır diye bir karakter var ama nedir, nedir, ne değildir hiçbir şey de bilmiyordum yani. O kadar güveniyordum yani. Ve güvenimi de hiçbir zaman boşa çıkartmadı Süleyman abi. Yani hani burada da iyi ki imza atmışım, iyi ki başlamışım diyorum yani. Çünkü oyuncu için aslında neyi oynadığı da bence çok önemli. Zaman zaman
Bazı dizilerde görüyoruz diyalogların gerçeklikten uzak olması, hı hı, ya da oynayacağınız o sahnedeki mizanseni gerçek hayata çok yabancı buluyor olmanız oyuncuyu da biraz uzaklaştırıyor oynadığı şeyden. Ya işte senaryo ne kadar gerçekçi olursa o kadar iyi gerçekten ve hani karakterlerin yaşıyor olması çok önemli. Sete geldiğimiz zaman da sağ olsun yönetmenlerimiz, ben Bülent İşbilen'le çalıştım. Evet. Bu Savaşçı setinde. Murat Saraçoğlu'yla, Günay Günaydın'la çalıştım. Şimdi Doğan Ümit Karaca geldi. Volkan Kapkın geldi. Bütün yönetmenler rejiye hakim olan yönetmenler. Yani çok güzel reji verip ikili ilişkileri çok güzel kuran. Ya o bizim hani oyuncu olarak kendimi şanslı addediyorum. Evet. Hani o yönetmenlerle çalıştığım için inşallah ayrılan yönetmenlerle bir daha çalışma fırsatı da yakalarım. Yani. Tamamen içinize sinmiş bir işin evet, içindesiniz evet. Çünkü şu anda. Hala da görüşüyoruz mesela hani telefonla, abi nasılsın, iyi misin vesaire diye. Çok güzel. Peki biraz izleyici tepkilerini de şöyle konuşmaya başlayalım. Olur. Bu kadar izlenen bir dizinin içinde olunca özellikle reytingler de iyi gelince biraz böyle sokağa çıktığınızda neler hissediyorsunuz, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ya da hani ilk önce şunu sorayım, muhtemelen ilk izleyici eşiniz ve şu an daha çok küçük ama çocuğunuz anneniz babanızdır diye tahmin Evet. ediyorum. İlk onların tepkileri nasıldı? Oğlum baba baba dedi hani. Hani eşim olumlu tepki tabii verdi, annem babam da. Ya en güzel şeyler tabii insanın yakınlarından gelen Evet. tepki, bir de onlar çok samimi oluyor. Yani hani benim annem babam da hani eğer kötü bir şey varsa olmamış ya falan diyorlar yani direkt. O yüzden hani onların tepkisi benim için çok önemli, yorumları, eleştirileri. Güzel tepkiler geliyor. Sokakta keza öyle. En çok şey söylüyorlar. Beni görünce böyle abi sen uzunmuşsun ya diyorlar böyle. Diyorum yanımdaki adamlar çok uzun. Ben ondan Gerçekten kısa ama kolay gözüküyorum kolay diyorum. yani ekran çok uzun insan sevmez bu arada yani izleyicilerimize de söyleyeyim ama dizideki herkesin hemen hemen boyu uzun yani böyle ana kasta az Evet önce evet. bahsettin Sarp Leventoğlu, Berk Oktay, yine Murat Serez uzun. Sizi de gerçekten boyu Ya ben uzun. uzunum ama ben onların yanında kısa kalıyorum. Sokakta beni görünce de millet abi sen uzunmuşsun ya diye böyle bakıyor direkt yani. Ama yanındaki adamlar çok uzun. Yani Sarp mesela Evet. 2.03 mü öyle bir şey olması lazım. Burç'la Berk 1.90 küsür. Murat abi yine öyle. Evet, o da uzun. Şansımı hep de onlarla yan yanayım. Hani bir de orada bir daha gariban asker olduğum için biraz da böyle eğik bükük duruyorum falan Rol böyle. icabı. Evet evet iyice böyle siniyoruz yani. İzleyicilerin şaşırdığı nokta bu oldu Evet o evet. zaman. Bir de geçen sene biraz daha kiloluydum. Hani yazın spordu vesairesi, diyetti, gitti kilolar. Bir 15-20 kilo gitti yani. O Onu bayağı evet evet vermişsiniz. onu görünce de millet Ekrem bu kadar kilolu mu gösteriyordu ya falan yapıyorlardı böyle. Öyle Hani. bir realite de var ama tabii o Evet. kadar da fark etme ihtimali yok. Ya tepkiler güzel. Yani asker işi yapıyor olmak, çünkü şöyle ülkemizde yani 5 aileden hatta 3 aileden birisinde asker ya oğlu askere gitmiştir şu an ya da gidip gelmiştir ya da işte ne bileyim eşi askerdir vesaire. Yani hani askere yaklaşım çok çok hassas olduğu için bu işleri de izleyen insanların hani bakış açısı çok hassas oluyor. Ve hani sevdikleri insanlara da, samimi buldukları insanlara da sokakta işte kendi ailesindenmiş gibi davranıyor, sarılıyor, o samimiyetle yaklaşıyor. O da çok güzel bir his. Kesinlikle katılıyorum. Peki dizinin üstlenmeye çalıştığı böyle bir misyon var mı acaba? Yani izleyiciye de hem çünkü ciddi bölümleri de çok olan Var. bir dizi Şu hem de böyle daha samimi tarafını da göstermeye çalışan bir senaryoya sahip. Dizinin ana cümlesi şu: söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu mantıkla zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün lafıyla bütün ana hatlar şekilleniyor. Ve episod episod baktığımızda, bölüm bölüm baktığımızda her bölümde aslında söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu mantık işleniyor yani. Yani askerlerin vatan için yapamayacağı bir şey yok. Daha doğrusu Türk milletinin vatan için yapamayacağı hiçbir şey yok yani. Dizide de yaşanılan her şeyde varılan sonuç bir yandan bu Evet, olmuş evet, oluyor. evet. Peki devam edeceğiz sohbetimizi ama şöyle biraz soluklanalım. Alobi'nin özel bölümüyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Sizlerden gelen maçı anlatım videolarını derledik. Hemen ilk bölümünü ekranlara taşıyalım. Burak Yılmaz topun başında. Burak Yılmaz geldi. Vurdu ve gol! Burak Yılmaz'ın golü.
33. dakikada Beşiktaş Atiker Konyaspor karşısında ikinci golü Burak Yılmaz'ın şık frikik golüyle buluyor. Burak Yılmaz'ın golü. Geldi topa Burak. Vurdu golünü attı. 33 yaşındaki Beşiktaş'ın eski milli golcüsü Burak Yılmaz golünü attı. Şimdi topun başında Burak Yılmaz, kaleye son bir kez baktı Burak. Burak topa doğru geliyor. Burak Yılmaz! Harika bir gol! Burak! Enfes vurdu Burak Yılmaz. Hemen hocası Şenol Güneş'e koşuyor Burak Yılmaz. Serkan kırıntılı hareket dahi edemiyor bu topa. Burak Yılmaz enfes vurdu. Çok klas vurdu. Burak Yılmaz plases işte. Filipovic'in yanından ağlarla buluşan top. Burak Yılmaz kaleye baktı. Harika vurdu. Muhteşem bir gol Burak Yılmaz'dan. Dakika 31. Hakemden işaret bekleniyor. Lucas Biglia topun başında. Çok önemli bir özellik. Vurdu. Çok şık bir gol attı. Lucas Biglia. Milan 1-0 önde. Zorlu Çiro deplasmanında. Lucas Biglia'nın golü. Bakın tekrar izliyoruz. Lucas Biglia çok şık vurdu. Yaklaşık 22-23 metre. Maç anlatım videoların ilk kısmını sizlerle paylaştık. Teşekkür ediyoruz yolladığınız tüm videolar için. Sadık izleyicilerimiz var bu arada. Her hafta paylaştığımız pozisyonlar karşısında anlatımlarını bizlere yolluyorlar. Teşekkür ederim tekrar. Futbolla ilginizi konuşmaya başlayalım. Malum çünkü burada genelde tabii hem tanılan simaları başka dallardan konukları ağırlamaya çalışıyoruz ama hepsinin de sporla yakından bağları oluyor. Sizin de futbolla yakından ilginizi bilerek tabii buraya davet etmek istedik. Futbol sevgisi nasıl başladı? Futbol sevgisi aileden başladı. Benim ailem, bütün amcamlar olsun, işte annem babam hepsi Galatasaraylı ve bizi küçükken amcam bütün amca çocuklarımla birlikte maça götürürdü. Şimdiki gibi değil. Şimdi bilet koltuk numaraları var. Biz o zaman alırdık. Maçtan 5 saat önce gideceksin, yer tutacaksın. Tabii. Hani oturacaksın, elinde sandviçler, mandviçler, maç saatini bekle falan. O maç günü ayrı bir şeydi yani. Tam özel bir aktivite değil mi? Aktiviteydi. Unutulmaz bir heyecan. Belki günler öncesinden maçın heyecanı sarıyordu. Ya bir gece öncesinden yatamıyorduk zaten. Maça gideceğiz, maça gideceğiz diye. Hani çocukluktan başladı ama benim ailem fanatik Galatasaraylı. Hani, size de geçti evet, evet. Yani annem mesela şeyleri bilir, averajı bilir. Şu an açayım telefonu. İşte Başakşehir'in falan averajını söyler yani direkt. O kadar hani, hakimsiz evet, ailece. Evet. Hala takibiniz devam ediyor o zaman anladığım tabii, kadarıyla. Tabii, yani. Biliyorum set yoğun, aileniz vesaire vakit harcamanız gereken çok şey var ama futbol ağırlığını koruyor mu ya merkezdeki? O, yani çoğu şeyden fedakarlık yapıyoruz. İşte yani çoğu şeyden dediğim kendi sosyal aktivitelerimden ama maçı bir şekilde izlemeye çalışıyorum yani. Çok ekstrem bir durum olmazsa bazen sete denk geliyor. Hani, tabii ona yapacak bazen bir şey. Özel bir güne denk geliyor. Tabii bazı olmuyor, setlerde ama maçlara göre bile ayarlandığını biliyoruz evet, ama. Evet evet derbileri ayarlıyorlar sağ olsunlar. Yani hani Beşiktaş Galatasaray olsun, Galatasaray Fener olsun. Hani onları ayarlıyorlar yani. Peki hatırlıyor musunuz böyle ilk gittiğiniz maçı ya da böyle ekran başında ilk izlediğiniz karşılaşmayı? Vallahi ilk gittiğim maç Galatasaray Altay diyesim var ama ya şu an ne desem yanılır. Çok küçüktüm çünkü. Aha. Ama hani unutamadığım maçı söyleyecek olursam hani 2006 yılında Kayseri Spor maçı 16. şampiyonluk. Onun yeri ayrı. O bambaşka. Yani hani UEFA Kupası, Süper Kupa onları tabii bir tarafa tutarsak 2006'da Kayseri Spor maçı 16. şampiyonluğun geldiği son maç. O Denizli'den gol haberi geldi falan filan şeyleri. Orada stattaydım ve dakika 86'da Fenerbahçe'den Denizli'den gol haberi geldi. Bizim takım Hasan Şaş falan görüntüler vardır. Evet hani, evet. Hüngür hüngür ağladı falan böyle. O görüntüleri ne zaman izlesem gözlerim dolar yani. Hani hüngür hüngür ağladı falan böyle ve bizim maç bittikten sonra bir 14-15 dakika 16 dakika mı ne Fenerbahçe'nin maçının bitmesini bekledik ve ölüm sessizliği statta yani çıt yok. 50 bin kişilik statta hani iğne atsan yere düşer yani ve herkes nefeslerini tuttu şampiyonluk onaylanınca yıkıldı ortalık tabii. Şimdi tabii yani tutulan takımların ya da işte futbola sevdalı herkesin o tarihin önemli noktalarında
ki yaşanan başarılara dair belki okuduğu kitaplar ya da izlediği geçmişteki görüntüler olabilir ama onlardan bir tanesine şahit olmak unutulmaz kılıyor ayrıca. Evet. Yoksa tahmin ediyorum annenizden babanızdan belki birçok hikaye dinlemişsinizdir. Metin Oktay'ı belki babanızdan dinleyerek büyüdünüz babam ama. Babam mesela Metin Oktay'ın fileleri deldiği maçta izlemiş. Mesela hani o büyük bir şey yani hani anı onun için. Tabii. Ya benim için de dediğim gibi hani o 16. şampiyonluk çok çok güzel. Her şeyle şahit olduğumuz için. Ki çok çok güzel maçlar izledim Samiyen'de. Hani TT Arena'da da gittim ama Samiyen'de daha çok gidiyordum maçlara, kombineler vesaire. Hani çok çok güzel maçlar izledim ama unutamadığım hani şey o. Çünkü 16 dakika boyunca gerçekten bütün stat sustu. Hani satıcılarından tut, herkes sustu yani. Denizli'den maçın bitme haberini bekliyordu. Evet, unutulmazdı gerçekten. Evet. Türk futbol adına da enteresan bir akşam olduğunu, son maç silsilesi olduğunu söyleyebiliriz. Şeyleri saymıyorum. Hani UEFA Kupası, tabii. Süper Kupa falan saymıyorum. Mesela UEFA Kupası'nda da mesela Taffarel'in efsane kurtarışı vardır. Henry'nin böyle kafa vuruşu son dakikada çıkardı. Yani bazı anlar var böyle hayatta unutulmayacak şeyler. O da onlardan bir tanesi mesela. Şimdi tabii bu kadar koyu bir Galatasaray taraftarını yakalamışken kendisine bir en iyi 11'i de yaptırdık. Ama onu az sonra paylaşacağız. Çünkü öncesinde Alo Bey'inde kısa bir aramız var. Alo Bine devam ediyoruz. Başarılı oyuncu Ersin Olgaç'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Tabii dizileri, oyunculuğu konuştuk. Daha da konuşacağız ama futbol sohbetine giriş yapmıştık. Koyu bir Galatasaray taraftarı kendisi. Dolayısıyla Galatasaray tarihine dair kendisinden bir efsane 11 yapmasını rica ettik. Hemen 11 ekranlara gelsin. Sohbetimizi oradan devam ettirelim. Kalede Taffarel var. Taffarel, evet. Şöyle savunma dörtlüsüne de bakalım. Hakan Ünsal solda, Capone sağda. Evet. Tandem etkileyici Bülent Korkmaz. Kaptan. Popescu ikilisi. Şahane başlamış gerçekten kadro. Melo, Felipe Melo var. Herhalde defansın önüne koyarız Melo'yu biraz. Evet. Onun önüne Hacı'yı koyalım. Solda Ribery, sağda Okan Buruk. Hücumda da Metin Oktay'la Didier Drogba'yı görüyoruz. Şahane 11 yapmışsınız gerçekten. Vallahi yenilmesi zor. Ligi domine eder. Koyalım şu an 4 tabii. Sene üst üste şampiyon olduk. 5 sene üst üste olmazsak ne olur yani? tarihin en iyi oyuncularına neredeyse. Evet, tabii eksik kalanlar elbette var. Ya unutulmak var. Hani şimdi haksızlık olmasın. İşte Tugay Kerimoğlu olsun, Suat Kaya olsun. Hani benim izlediğim aklıma gelen. Hasan Şaş olsun. Kimdir en efsane futbolcunuz peki Galatasaray tarihi? Ya ben Hacı'yı çok seviyorum. Çünkü Hacı'nın geldiği ve oynadığı ilk maçı hatırlıyorum. Trabzonspor'la oynadık. 1-0 kazandık ve free kick'ten. Ya normalde bir oyuncu gelir işte adaptasyon sorunu yaşar. İşte 3 hafta 4 hafta anca adapte olur takıma da ondan sonra işte oynamaya başlar. Hacı geldi gelir gelmez 3 maçı kazandırdı tek başına. İlki Trabzonspor maçı ardından 2 maç daha kazandırdı ve 4 sene üst üste şampiyon olduk. Kesinlikle. Yine az önce UEFA Kupası döneminden bahsettiniz. Evet. Taffarel'in Thierry Henry'nin kafasını nasıl çıkardığını anlattınız. Yine sakat omzuyla maça devam eden kaptan, Bülent Korkmaz. Kaptan. Ya işte bazı anlar fotoğrafları unutulmaz. Mesela işte Hasan Şaş'ın o ağladığı o Kayseri Spor maçındaki an unutulmaz. Bülent Kaptan'ın omzunu sarıp maça devam ettiği an unutulmaz yani. Hani bazı şeyler hiçbir şekilde gitmiyor hafızana. O fotoğraf kalıyor, o hissiyat, o fotoğrafı görünce işte o an hissettiğin duygu tekrardan hatırlıyorsun yani. Tüm o başarıyı hatırlatıyor, verilen emeği hatırlatıyor. Tabii sizin böyle büyük bir Bülent Korkmaz hayranı olduğunuzu duyunca size de böyle bir jest yapmak istedik. Çok sevgili Bülent Korkmaz'ı da programımızda ağırlayacağız. Bülent Hocam merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yoğun temponuzla vakit ayırıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Ersin Olgaç'la birlikteyiz. Başarılı oyuncu. Kendisi programdan da önce bize sürekli Bülent Korkmaz sevgisinden bahsetti. Çok da koyu teşekkür bir Galatasaray ederim. Taraftarı. O yüzden sizi bir araya getirmeyi çok istedik. Ersin Olgaç biraz da sözü size bırakayım. Ya kaptan ben şu an çok heyecanlıyım ya. Vallahi. Nasılsın Ersin'cim, iyi misin? Teşekkür ederim. Kaptan sen nasılsın? İyisin inşallah.
Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Ya efsanemle beni konuşturuyorsunuz. Vallahi hani çok çok acayip bir his şu an. Çok mutluyum yani. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani, sana da başarılar diyorum. Dizilerde çok güzel oynuyorsun. Çok Allah güzel razı olsun. Oynuyorsun. Çok reyting yüksek dizilerde oynuyorsun. Çok güzel yani gidiyor her şey. Allah razı olsun. İnşallah Antalya Spor'da çok çok başarılı olacaksın kaptan. Teşekkür ediyorum. Biz de onun için uğraşıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur sezon sonu. Ya şöyle bir şey var. Yani dünyada hani kaptan diye hı hı. hani kimi söylersiniz dendiğinde sırf Galatasaraylılar değil yani. Bunu Beşiktaşlar da Fenerliler de söyler. Gelmiş geçmiş hani kaptanlar şeyinde Bülent Korkmaz'a direkt söylerler. Çünkü hani kaptanlık pazı bandı takmakla alakalı olan bir şey değil yani. O hissiyat, liderlik vasfı, efendime söyleyeyim hani yani tekmeye kafa uzatma. Hani ya Bülent kaptan acayip işte diyorum ya omzu çıktı sardı omzunu ya bu yüreğini ateşe atmak ya. Evet. Hani tüm takım arkadaşlarına da yayılan bir enerji kaptanlık bambaşka bir sorumluluk. 30 yılda geçse 50 yılda geçse sen yaşlanmazsın kaptan bizim gözümüzde her zaman o Arsenal maçındaki omzu sarılı halinle oynadığın halinle kalacaksın. Teşekkür ediyorum güzel sözler için çok sağ olun. Bülent Korkmaz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Geçen sene birlikteydik. Bu sene de ilgiyle, saygıyla takip ediyoruz. Antalya Spor adına bu hafta başı biraz zor geçti ama önemli de bir performans sergilemiştiniz. Sezonun geri kalanında başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara selamlar. İyi yayınlar. Çok sağ olun kaptan. Evet ya, neler hissediyorsunuz? Vallahi ya çok teşekkür ederim. Sağ olun vallahi çok teşekkür ederim yani. Tabii yani yapabileceğimizin belki de bu kadar sizi mutlu edeceğini hayal edebiliyorduk ama ben şu an karşımda görünce daha da iyi anlıyorum. Ersin Olgaç'ın gözleri bile doldu. Çok sağ olun. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Estağfurullah. Çok da mutlu olduk bu kadar sevindiğinizi görünce. Bülent Korkmaz'la ilgili evet anlattığınız şey mutlaka Türk futbolu adına dikkat çekici. Sadece saha içindeki performansıyla değil belki soyunma odasında bile oyuncuları, takım arkadaşlarını motive etmesi, onlara o kendi sergilediği azmi gösterebilmesi önemli. Şu sıralarda da yine teknik adamlık kariyeri de devam ediyor. Başarıyla da sürdürüyor. Yine yakından izliyoruz bizler de. İnşallah çok çok da başarılı olacak. Daha önce de başarılı oldu zaten teknik direktörlük kariyeri boyunca. Galatasaray'da da geldi çalıştırdı Galatasaray'ımızı. Hani ben eminim kaptan yüreği çok güzel bir insan. Hani çok yürekli, çok temiz bir insan. Çok iyi yerlere gelecek inşallah. Yani çok çok başarılı olacak. Zaten iyi yerlerde çok çok başarılı olacak yani. Evet kesinlikle ve Türk futbolunda daha ileriye taşıyacaktır İnşallah. Diyelim. Ersin Olgaç birazcık nefeslensin bu ya telefon bağlantısının ardından. Biz de maç anlatım videolarımızın ikinci bölümünü ekranlara taşıyalım. Burak Yılmaz topun başında. Kaleciye baktı. Burak geldi. Burak ve gol! Burak Yılmaz, Burak Yılmaz bu adam tutulmaz. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Barajın üzerinden çatal diye adlandırılan bölge topu sert bir şekilde gönderiyor Burak Yılmaz. Bu sezon Beşiktaş'ta attı. Beşinci gol. Hem de öyle bir gol. Evet, Vodafone Park'ta dakika 33. Burak Yılmaz geliyor ve gol de geliyor. Burak Yılmaz. Harika bir gol Burak. Sevincini hocasıyla paylaşıyor Burak Yılmaz. Vodafone Park yıkılıyor. Beşiktaş 2, Atiker Konyaspor 1 oluyor. Beşiktaş bu golle öne geçiyor. Müthiş bir gol Burak Yılmaz. Kaleye bakıyor. Ölçüyor, biçiyor Burak Yılmaz. Usta golcü mükemmel bir gol atıyor. Burak topun başında, hakem işaretini veriyor. Burak Yılmaz geliyor. Burak vurdu ve gol! Harika bir gol Burak. Beşiktaş 33. dakikada tekrar öne geçiyor. Burak golün sevincini hocası Şenol Güneş'le paylaşıyor. İşte Burak müthiş vurdu. Serkan sadece izledi. Burak Yılmaz işte baktı, ölçtü, biçti, vurdu ve mükemmel bir gol attı Burak.
Maç anlatım videolarınız için tekrar teşekkür edelim. Haftaya da yine sizlerden videoları bekliyoruz. Şimdi bu kadar tabii oyunculuğa dair konuştuk Ersin Olgaç. Biraz futboldan da bahsettik. Bizim şöyle bir niyetimiz oldu. Sizin kariyerinize dair oyunculuktan yakın arkadaşlarınızı biraz set çevresini zorlamak istedik. Ersin Olgaç'a dair arkadaşlarına, yakın arkadaşlarına mini bir quiz yaptık. Şimdi o quiz'i ekranlara taşıyalım. Bakalım cevaplardan memnun olacak mısınız? Onu da dönüşünde göreceğiz. Öncelikle merhabalar. Birinci soru. Eğer Ersin futbolcu olsaydı hangi bölgede oynardı? Forvet. Gizli forvet oynardı. Hatta çok gizli forvet oynardı. Vallahi Ersin futbolcu olsaydı kesinlikle tek bölgede oynayabilirdi. O da sağ bek. Ama hani öyle bir sağ bek oynardı ki hani böyle 60-70 metre bizim Gökhan Gönül'ün bindirmeleri gibi 60-70 metre bindirme yapan bir sağ bek olurdu. Bir de top geçtiği vakitlerde pek adam geçirmeyen bir sağ bek olurdu. Onun dışında futbolla alakalı bir tek şey daha yapabilirdi. O da Yılmaz Hoca gibi, Yılmaz Vural gibi teknik direktör olurdu. Maçın ortasına sahaya bile girecek bir teknik direktör olurdu. Kaleci olurdu. Çünkü kale riskli bir bölge. Riskli bölgeler Ersin'e teslim edilebilir. Güvenilirdir bu anlamda. Ersin futbolcu olsaydı kesinlikle stoper oyuncusu olurdu. Takımının defansını gayet iyi bir şekilde savunabilirdi. Takımındaki diğer arkadaşlarının yaptığı hatalardan ötürü mağlup kaldıkları bir durumda kesinlikle kendisine ait olan bir söz. Bundan sonra kimseye eyvallah yok ulan diye çıldırıp gidip golü kendisi atardı. Bu yüzden kesinlikle defans oyuncusu olmalı. Net sağ bek. Sağ bek kesici. Ersin'i kime benzetiyorum? Dayım Bülent Şakrak'a. Neden? Çünkü benziyor. Ersin'i en çok Bülent Şakrak'a benzetiyorum. Nedenine gelince vallahi bir sebebi yok. Ersin'i en çok kimseye benzetmiyorum. Ersin Ersin'dir çünkü. Çok şahsına münhasır bir kişi ve çok şahsına münhasır bir başyapıttır. O yüzden Ersin kimseye benzemez. Ersin'e benzesinler. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi ben hiç kimseye benzetemiyorum. Ersin kendi nevi şahsına münhasır bir arkadaşımız. Farklı özellikleri olan değişik bir tip. Çok seviyorum lan seni. Ersin'i en çok Berlin'e benzetiyorum. İki kişilik bilet var. Tatile gideceğiz. Nereye? Ha, Ersin'le tatile Antalya'ya giderim. Ama bilete gerek yok. Onun şoförlüğünde gitmek isterim. Çünkü bir kere gitmeyi deneyip Hatay'dan çıkmışlığımız var. Kendisi sağ olsun. Vallahi bayağı enteresan bir soru. plakası sebebiyle 46 Kahramanmaraş'a giderdim. Ya güzel kardeşim o kadar iyi ve güzel bir adam ki ona dünyanın her yerine giderim. Hiç gözümü kırpmadım. Ersin'le iki kişilik tatil biletimiz olsa nereye giderdik? Kesin Anadolu'ya giderdik. Çünkü türkü söylerdik, gezerdik. Kendi dilimizden, kendi huyumuzdan insanlarla tanışır, arkadaş olur, muhabbet ederdik. Vallahi ben Ersin'le gözlerimi kapatırım, her yere giderim. Hatta yolda giderken çatal bir yolun ortasında durup yazı tura atıp sağdan mı soldan mı diye karar verip başımıza ne gelecek diye düşünmeden tekrar yola çıkarım. Ersin'le yurt dışında Galatasaray Real Madrid derbisini seyretmek isterim. Vallahi keşke nasip olsa da şöyle yurt dışında bir iki tur takımın Avrupa Kupası finalini seyretsek. Ersin çok koyu Galatasaray taraftarı, ben de koyu Beşiktaş taraftarıyım. Keşke Madrid'de veya Barcelona'da bir veya İngiltere'nin herhangi bir yerinde bir Beşiktaş Galatasaray kupa finali oynansa, onu seyretsek, her taraf kırmızı beyaz olsa. Ama olmuyorsa da yani biraz klasik bir cevap ama Real Madrid Barcelona maçını seyretmek isterdim Ersin'le. Ersin'le Barcelona Manchester United derbisini seyretmek için yurt dışına gitmeye niyetlenebilir. Ama kesin maça gitmezdik. Biz gider gezerdik. Başka bir şeye takılırdık kesin. Ben Ersin'le aslında şöyle bir şey izlemek isterim. Yurt dışında, deplasmanda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'le yapacağı bir final maçını izlemek isterim. İnşallah böyle bir şey gerçekleşir. Biz de Ersin'le gidebiliriz. Ama şu anki şartlarda düşündüğümde de Barça Real Madrid maçını izlemek isterim birlikte.
Hangi başyapıt filmde başrol oynamak istersin? Ersin'e Er Ryan'ı kurtarmak. Asker filmi. Vallahi bu soruya hiç beklemeden yanıt vereyim. Tabii ki The Godfather. Baba. Ersin Baba. Selvi Boylu mu? Al yaz bunundaki. Selvi Boylu. Ersin bence olurdu. İyi de olurdu. Tekrar çekilecek olursa yerli yapımcılara bu duyurulabilir. Benim en sevdiğim serilerden bir tanesi Godfather'da. Bence Al Pacino'nun rolünü oynamalı. Gayet hakkında verebileceğine eminim. Hatta birçok rolünün hakkını verebilecek bir oyuncu zaten. Çok iyi bir oyuncu Ersin. Ama orada görmek isterdim. Son dönemin çok güzel filmlerinden biri olan Şampiyon'da Bolt Pilot hikayesinde başrol oynadığını ama direkt Bolt Pilot oynadığını kendisine. Ersin Olgaç'ı biraz daha yakından tanımak istedik. Tabii sorularımızı da yakın arkadaşlarına yönelttik. Şimdi tabii kendisine de cevap hakkı doğdu. Nasıl buldunuz cevapları? Ya çok teşekkür ederim. Çok komik ya. Ya çok güzel yani. Bir buradan söyleyeyim. Seçilmiş onu söyleyeyim. Evet. Bolt Pilot seçilmiş. Bolt Pilot gelmiş. Tenim falan kavruk ata benziyor, ondandır yani. Biz gittik, birlikte gittik. Hep birlikte Burç Berk Sarp gittik filmi. Ciğerimizi orada bıraktık, çıktık yani. Çok güzel film. Gittiniz mi bilmiyorum ama evet. Tavsiye ederim buradan da. Hani gerçekten son zamanlarda yapılmış en güzel filmlerden bir tanesi. Bir tanesi de yakın zamanda Sibel'e gittim. O da güzel. Ona da tavsiye ederim. Sorulara dönecek olursam, cevaplara daha doğrusu. İlki Erkan şey dedi galiba. Antalya'ya giderdim ama okullanacak dedi. Olur. Bora Koçak da olursa siz rahat rahat oturursunuz, ben kullanırım kardeşim. Başka aklıma gelen kime benziyor muhabbeti oldu galiba. Evet, Bülent Şakrak'a sizi benzettiler. Dayım, cevaplarda normal. Zaten dayınız evet. Olduğu için. Bir dayı torpiliyle Bülent Şakrak da futbolda saha içinde mevkileri düşünürken çok güzel şeyler söyledi. Ama genelde biraz evet. Defansif bir ilk ya. Gizli forvet Erkan'dan geldi ama onun dışında bir iki sağ bek var. Evet. Ve yine defansa koydular. Stoper var mıydı hatırlamıyorum. Kaleye koydular. Biraz ya, defansif özellikler mi ön planda? Ben çocukken Galatasaray'ın altyapısına gidiyordum. Defans oynuyordum orada. Hatta lakabım Çin Setti'ydi. Yani vallahi bile top geçer adam geçmez diyorlardı ama rahatsızlandım vesaire falan filan derken öyle kaldı. Yani o yüzden defans doğru. Gizli forvet de doğru da çok gizli olduğu doğru değil yani. Hani siz peki bu ekibi alacaksınız mesela yakın arkadaşlarınız. Gideceksiniz güzel bir derbi demeyeyim ben çünkü derbi hı-hı. Cevapları gelmiyor oradan ama yurt dışına bir maç izlemeye gideceksiniz. Hangi maça gitmek isterdiniz? Vallahi işte keşke gerçekten iki Türk takımı Avrupa'da filan oynasa da gitsek izlesek keyifle böyle hani kim kazanırsa kazansın hani evet. Biz kazandık diyebilsek keşke. Berk Oktay'ın dediği gibi kırmızı beyaz evet. Olsa her yer dedi. Şu sıralarda tabii futbolu da yakından takip ettiğinizi bu kadar konuşmuşken bir Zidane başlığı da açmak istiyorum. Çünkü cevaplardan çok fazla Real Madrid maçı evet. izlemeye dair bir hayal geldi. Zidane çok da sevdiğiniz bir futbolcu olduğunu tahmin edebiliyorum. Ya ben gerçekten Zidane'ı çok seviyorum. Futbolculuğunu da seviyorum. Teknik direktörlüğünü de çok seviyorum. Futbolcuyken mesela şöyle bir Zidane'la ilgili bir kendi yazısı var. Yani kendi anlattığı bir şey var. Hayatıyla alakalı. Gündelik rutin yaşamı adamın şu şekilde. Saat 7.30'da kalkıyorum diyor. Kahvaltıyı hazırlıyorum diyor. Hı hı. Eşim ve çocuklarımla kahvaltı yapıyorum. Sonra çıkıyoruz. Eşimi işine, çocukları okula bırakıyorum. Ardından antrenmana gidiyorum. Antrenmandan sonra gidiyorum eşimi alıyorum. Sonra çocuklarımı alıyorum. Sonra akşam yemeği yiyoruz. 9.30'da, 8.30, 9 gibi çocuklar uyuyor. 10.30 gibi de biz yatıyoruz. O kadar mütevazi bir hayat tarzı ki Zidane yani hani böyle başarılar, böyle kariyerin ardından evet, evet. Bu kadar aslında hepimiz için normal olabilecek bir hayat sürüyor olması enteresan evet. Geliyor ama güzeli de zaten olması evet. Gerekeni de belki de bu. Bence de çünkü hani ben şeyleri de gördüm böyle maçtan iki gün önce gece kulüplerinde dolaşanları da hani rastlayıp tabii. Gördük yani o yüzden. Bakalım hani, şimdi Real Madrid'deki ikinci serüveni teknik adam inşallah, olarak nasıl gelişecek? İnşallah güzel olacak yani. Peki biraz da bize şöyle bir tweet gelmiş. Sizi Alex Sanchez'e benzeten bir izleyicimiz olmuş. Var mı böyle sizce de kendinizi benzettiğiniz bir futbolcu olur mu? Ya da ben futbolcu olsaydım şu olmak isterdim.
Ya futbolcu olmak isteseydim gerçekten hani Zidane hayranıyım. Hacı hayranıyım. Yani Bülent Kaptan'ın hayranıyım. Yani hani bunlardan biri olmak isterdim açık söyleyeyim. Hani keşke imkan olsa da hani. Onun dışında hani benzetilen şey söyledi galiba. Sarp söyledi galiba. Hani Berlin'e çok benzetiyorlar. Evet. O Pedro, son dönemin... Pedro Alonso. İşte ona çok benziyor. Sokakta da mesela hani o da dizi oyuncusu. Şey diyorlar hani böyle abi sen şey değil misin falan böyle. Ya savaşçı kardeşim dememe kalmadan Berlin Berlin falan diyenler oldu yani. Yine gelen tweetler arasında editör arkadaşım uyardı. Berlin'e benzetenler de çok olmuş gerçekten. Şimdi bu benzetilme mevzusu üzerinden yine bir gündem var. Bunu da konuşmak istiyorum. Hemen o renkli görüntüleri belki birkaç gündür sevgili izleyenler sosyal medyada sıkça görmüşsünüzdür. Los Angeles Galaxy Stadyum'un önüne Beckham'ın bir heykeli yapılacak, açılacak. Bunun öncesinde de yakın arkadaşı James Corden, Late Late Show with James Corden belki takip ediyorsunuzdur. David Beckham'a yakın arkadaşına bir ufak şaka hazırlamış bu heykel mevzusuyla ilgili. O görüntüleri bir görelim, bu şakayı hatırlayalım, sonrasına devam edelim. Tabii şakayı biraz müzikle dinlemiş olduk. Ben de detaylardan bahsedeyim. David Beckham'a heykeli yapan kişi daha önce tanıştı. Yaklaşık bir sene önce tanıştığı kişiyi de başka birini bir kostüm giydirerek o kişi haline getiriyorlar. Heykel tıraş diyeyim artık ben ona. James Corden şakasına dahil yeni bir figür var hayatımızda. Beckham kendisini heykeli gördükten sonra bile o kadar bence rahat, mütevazi ve sinirlenmeden karşılıyor ki durumu. Şaka olduğundan habersiz. Hiç alakası bile yok gerçekten. Yani heykelli. Tatlı da bir diyalog var o noktada ama David Beckham neden bu kadar şahane bir sporcu? Ben bu şakayla bir daha anladım. Yani şaka olduğunu bilmeden biraz sinirlenmez mi insan kendini hiç benzemez halini görünce dedim ama empati kurmak zor gerçekten. Çok da keyifli sosyal medyanın da son dönemdeki gündemi oldu. Hem Corden'in yapmış olduğu şaka hem de David Beckham'ın reaksiyonu. Tabii buradan da feyz alarak iki sene önce hatırlayacaksınız Cristiano Ronaldo furyası başlamıştı. Benzemeyen heykeli hatta büstüydü onun. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Onun da başını açmış olalım. Şimdi bu fotoğraftan yola çıkmıştı Madeira, Ronaldo'nun doğum yeri. Orada havaalanına bir büstü yapıldı Cristiano Ronaldo'nun. Kendisine hiç benzemeyen büstü. Bunu yapan kişi de Emmanuel Jorge da Silva Santos'tu. İşte arkada gördüğünüz o büst, o heykel Ronaldo havaalanında o açılışta yer almıştı, adının verildiği havaalanında. Sonrasında tabii tepkiler çığ gibi büyümüştü, herkes hatırlayacaktır. Hiç Ronaldo'ya benzemeyen bu heykeli kim yaptı, nasıl olur? Sonrasında heykeltıraşın hayatı da bir seneliğine mahvoluyor. Ailesiyle birlikte bu tepkileri aslında kaldıramıyor. Psikolojik de bir dramın içinde bulmuş kendisini ailesiyle birlikte ve sonrasında Bleacher Report'la bir araya geliyorlar. Mini de bir belgesel çekiliyor ve heykel, o büst bir daha yapılıyor. İşte o son hali de ekranlara geliyor. Bu biraz daha benziyor Ronaldo'ya herhalde. Ya benziyor da işte keşke adamın hayatında bir yıl bile öncesi, olsa mahvetmeselermiş. Yani hani evet, artık tepkiler gerçekten yani eleştirinin de bir boyutu halde olmalı. Yani insanlar biraz ellerini vicdanına koyup o şekilde davranmalı. Olabilir yani hani ama hiç benzemiyor ya. Ne?
Evet, bu da Beckham'ın daha önceden yapılmış olduğu bir heykeli. Yine benzeyenler benzemeyenler heykellerine bakarken yine bir Messi heykeli. Messi mi bu? Evet, ben Messi'ye çok benzetemedim. Mandzukic'e daha çok benziyordu bence. Evet. Alan Shearer'ın bu... bir heykeli. Bunu anlamak hiç zor değil. Valderrama bu. Kim? Valderrama. Ha. Bence saçlardan Carlos çok da Valderrama. Zor değil. Yine Sir Alex Ferguson'ın evet. bir heykeli. Bizde öyle de bir var. Heykel derlemesi Alex'in yaptık. Alex'in heykeli var. Evet. Yapıldı. Gayet güzel o. Evet, güzel oldu. Peki devam edeceğiz sohbetimize. Bir kısa aramız daha var. Lobinde hep maç anlatım videolarını paylaşıyoruz. Artık programımızın bu son bölümünde olmazsa olmazımız konuktan da bir pozisyon anlatımı alacağız. Golümüzü seçtik. Galatasaray Antalya Spor karşısında farklı kazanmıştı. Galatasaray'ın ikinci golü söz sizde Ersin Olgat. Buyurun. Ünlemadan Donk'a. Donk Belhanda'ya attı. Belhanda vuracak gibi yaptı. Attı araya topu. Onyekuru gol! Gol Onyekuru! Onyekuru son vuruşu çok iyi Onyekuru'nun. Araya zehre attı Belhanda. Offside mi diye bakıyoruz. VAR hakemleri inceleme yapıyor. Offside yok. Onyekuru takımının ikinci, kendisinin 8. golünü attı. Topu ağlarla buluşturdu. Maçtan önce türlü spekülasyonlar yapılmıştı. Fakat Onyekuru maçta cevabını verdi sayın seyirciler. Böyle bir gol yok. Böyle bir rahatlık. Plase sağdan kalecinin soluna. İnceden direkt dibine ve gol. Profesyonel işi bir vuruş. Evet, Onyekuru'yu kutluyoruz. Pilav üstü kuru. Seviyoruz seni Onyekuru. Bu stüdyoda çok fazla gol anlatımına şahit olduk ama tekrarları bile böyle ustalıkla anlatanı ben hiç görmemiştim. Ersin Olgaç, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hem anlatım ederim. İçin hem de programımıza katıldığınız için noktalayacağız artık. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel misafir ettiniz beni. İnşallah başka bir zaman, başka bir programda ya da burada tekrardan görüşmek dileğiyle. Tüm set ekibine ve ailenize de sevgiler diyelim ve Alo Bean'i burada noktalayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.